Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kapşonlu sweatshirt için pratik kesim yapıyorum. Bu gördüğünüz sweatshirt bana kılavuzluk edecek. Yani kumaş üzerine kalıp kullanmadan bu sweatshirt'ümü sererek aynı ölçülerde bu sweatshirt'ten bir tane daha yapacağım. Kapşonlu sweatshirt yapımı benden sıkça isteniyordu. Bu çalışmayı kalıp çıkarmadan pratik şekilde yapmamın sebebi de burada vereceğim bilgileri her türlü sweatshirt çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Erkek sweatshirt'ü, bayan sweatshirt'ü veya bir çocuk sweatshirt'ü yaparken kullanabilirsiniz bu bilgileri. Bu videomu beğenirseniz eğer video bitmeden beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kumaşımı kenarından bir miktar katladım. Kumaşın düz boy ipliği bu yönde. Öncelikle arka bedeni kesiyorum. Arka bedeni keserken de sweatshirt'ümü öne doğru katladım. Öne doğru katladım ve bu arka ortayı buradaki kumaş katına denk getiriyorum. Kumaş katına burada sıfırlıyorum. Buradaki kalıbın aynısını alttaki kumaşa aktarıyorum. Belindeki lastik kumaşı birazcık büzdüğü için burayı biraz açtırarak çiziyorum. Yani açtırdığım zaman şuraya geliyor. Yan hattı bu şekilde. Şuradaki çizgi iptal. Böyle lastikli yerleri çekerek kopyalamamız gerekiyor. Kolları bu tarafa alıyorum. Ve arka kol evini olduğu gibi kumaşa aktarıyorum. Kapşonu bu tarafa alarak arka yakayı çiziyorum. Buradan dikiş yerlerini takip ederek aynısını çizmeye çalışıyorum. Etek ucunu da bu şekilde birleştiriyorum. Arka beden kalıbını keserken paylı kesiyorum. Çünkü dikilmiş kıyafet üzerinden kopya aldım. O yüzden etrafından birer santim dikiş payı vererek kesiyorum. Arka kalıbımızı kestik. Şimdi bunu kumaşın üzerine koyarak ön kalıbı keseceğim. Kumaşımı tekrar katladım ve arka beden kalıbını katladığım yerden 1 cm pay bırakacak şekilde ileriye alıyorum. Ön parça önden fermuarlı olacağı için buradan 1 cm'lik pay bıraktım. Şimdi burada alttaki kumaşımı, yani şu pay verdiğim kumaşımı da ortadan bölüyorum. Şimdi bu arka kalıbımı alıyorum. Ön kol evini ve ön yakayı çizeceğim. Bunun için bakıyorum. Burada ön yaka arka yakaya göre 5 cm daha aşağıda. Yani şuradan 5 cm aşağı alıyorum yakayı. Ön yaka eğrisini çiziyorum. Buradan da kol evini şu kadar daha kesmemiz gerekiyor arka kol evine göre. Ön beden kalıbı bu şekilde. İki kat kumaşın üzerinden de kapşonu çiziyorum. Buradaki dikiş yerinden katladım. Şimdi buradaki bedeni diğer tarafa alarak kapşonun yakadaki eğiminin aynısını kumaşa aktarıyorum. İki kat kapşonumuzu da kestik. Buradaki kanguru ceplerini yapmak için de önce bir ölçüyorum. Burayı yine esnetiyorum çünkü burası lastikli. 15 santime 16 santim. Buradaki cepler de yine kumaştaki gibi düz boy iplikleri bu yönde. Yani kumaşın düz boy ipliği bu yönde.
16 santimlik işareti buradan alıyorum. Cebin boyu 16 santim, genişliği de 15 santim. Cebin üstündeki ölçü 9 santim. Buradan da 9 santim çiziyorum. Yükseklik de 4 santimmiş. Buraya da 4 santim yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde bir kanguru cep oluşturuyorum. Her tarafından 1 santim dikiş payı vereceğim. Ama şu cebin katlandığı yerde 2 santimlik bir pay vereceğim. Kanguru ceplerimiz de bu şekilde. Kumaşı yine 2'ye katlıyorum. Kolun dikişli olan yerini aşağıya getiriyorum. Kat noktasını da kumaşın katına denk getiriyorum. Ve kolun kalıbını çiziyorum. Burada yine kol ağzını esneterek çiziyorum. Yani buranın gerçek uzunluğunu alıyorum. Çok fazla da çekmiyorum ama şuradaki kırışıklıklar gidene kadar. Burada bedeni bu tarafa alıyorum ve arka bedenin kol evine aktarıyorum kumaşa. Burası önemli. Burada öncelikle arka bedendeki kol evine çizmemiz gerekiyor. Daha sonra diğer tarafından, yani simetriğinden birazcık pay çıkaracağız. Bu kısım arka kol evimiz. Burası da ön kol evi. Buradan bir miktar daha pay alıyorum böyle. Burası ön bedene takılacağı için buraya bir çıt attım. Kol kalıbımız da bu şekilde. Şimdi sıra geldi etek ucundaki ve kol ağzındaki bantları kesmeye. Bu bantlar gördüğünüz gibi böyle kaşkorse kumaştan kesilmiş. Bunların esneme payı çok yüksek. Böyle lastik gibi açılıyor. Eğer elinizde bu kumaşlardan varsa ve bantları bu kumaştan kesecekseniz buradaki uzunlukları direkt alabilirsiniz. Yani kullandığınız sweatshirt'teki uzunlukları ölçüp birebir aynısını kesebilirsiniz. Örneğin bu sweatshirt'te burası 41 cm'miş. 41 cm uzunluğunda bir bant kesilmiş. Yani 2'ye katlı, aslında 82 santim. 82 santim uzunluğunda kesilmiş. Elinizde kaşkorse kumaş yoksa ve kendi kumaşından kullanacaksanız eğer ve kumaşınız hiç esnemeyen bir kumaşsa burayı tamamen açıp, yani etek ucunun şuradaki kırışıklıklar gidecek. Burayı tamamen açıp etek ucunun gerçek uzunluğu kadar bant kesmeniz gerekir. Yani etek ucunun gerçek uzunluğu bu sweatshirt için 47 santimmiş. Ama kaşkorse kullanıldığında 41 santime düşmüş. Benim kullanacağım kumaş kaşkorse kadar esnemese de bir miktar esneme payı var. O yüzden ben bunu 41 santim ile 47 santim arasında bir değer alacağım. Yani 44 santimlik bir uzunluk bu kumaşın esneme payı için yeterli olur. Yani kumaşımı şöyle 2'ye katlayacağım. Şimdi 44 santimi bir de şuradaki dikiş paylarına ekliyorum birer santimden. 46 santimlik bir uzunluk çiziyorum. Buradaki bandımız 2 kat. Yani buranın genişliğini de iç taraftan şöyle alabilirim dikiş payı ile birlikte. 7 santim, yani 7'ye de 14 santim genişliğinde olacak. Burayı da böyle 14 santim olarak işaretliyorum. Kol ucundaki bantlar da burada 10 santimmiş. Yine buradaki şu büzgüleri açıyorum, esnetiyorum ve bu kol ağzının gerçek uzunluğunu buluyorum. Kol ağzının gerçek uzunluğu 12 santim. Ama kaşkorseyi 10 santim olarak kesmişler. Ben de bunu kumaşım için 11 santim yapıyorum.
Yani kolazın bütün çevresi 22 cm yapıyor. Birer cm dikiş payıyla birlikte 24 cm. 24 cm uzunluğunda ve 14 cm genişliğinde 2 tane şerit kesiyorum. Etek ucu için bu bandı böyle ikiye katlı vaziyette sweatshirt'ün altına böyle dikeceğiz. Bunlar da iki kol için bu şekilde kol ucuna dikilecek ikiye katlı vaziyette. Bantlarımızı da kestiğimize göre dikim işlemine bir sonraki videomuzda devam ediyoruz. Bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolar yüklediğimde bildirim almak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.